Herkese yeniden merhabalar, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Benden uzun zamandır istediğiniz oda turu videosunun sonunda çekiyorum. İlerleyen zamanlarda evin mutfak, salon gibi kısımlarını gösterdiğim farklı bir ev turu videosu çekmeyi planlıyorum. Ancak bu odayı anlatmak birazcık uzun sürecekti çünkü malzemelerim burada. O yüzden ayrı bir video yapmak istedim. Eğer hazırsanız odamı turlamaya başlayabiliriz. Odamda uzanıp kitap okuduğum ya da videoları çekerken genelde üzerine malzemeleri koyduğum bir kanepe var. Bu kanepeyi farklı yastıklarla dekor etmeyi çok seviyorum. Koltuğun hemen üzerinde bir tablo asılı. Bu tabloyu IKEA'dan aldığım kumaşı çerçeveye gererek yaptım. Burası eşimin çalışma alanı ve gördüğünüz gibi oldukça minimal. Eşim burada ders anlattığı için dikkat dağıtıcı nesneler koymamaya özen gösteriyorum. Bu çalışma masasının üzerinde bir raf var, kırmızı bir raf. Bunu IKEA'dan almıştım. Bu rafı daha çok teknik araç gereçleri koymak için kullanıyorum. O yüzden görselliğinden daha çok kullanışlılığına önem veriyorum. Fotoğraf makinelerim, hafıza kartlarım, yedek şarj aletlerimin hepsi burada. Evet, halı olarak gördüğünüz gibi çok renkli bir halı tercih ettim. Bu halıyı IKEA'dan 100 TL gibi bir fiyata aldım sanırım. Ama bence fiyat performans olarak çok çok iyi. Ben çok memnunum. Renkleri de çok güzel diye düşünüyorum. Burada kalemliklerim var. Şöyle bütün kalemliklerimi buraya koydum. Göstereyim sizlere birkaç tanesini. Hatta hiç kullanmadıklarım var, bakar mısınız? Evet, böyle burası kalemlik çekmecesi. Evet, öncelikle sizlere bu tel panoyu nasıl yaptığımdan bahsetmek istiyorum. Bu panoyu zaten eminim Pinterest'te görmüşsünüzdür. Son zamanlarda oldukça trend, çok da şık duruyor. O yüzden ben de kullanmak istedim. Ama bir türlü bulamadım. O yüzden kendim yapmaya karar verdim. Bir gün yolda giderken inşaat malzemeleri satan bir yer gördüm ve baktım orada bahçe teli var metreyle. Adem neden bundan yapmıyorum? Bir metre kestirdim ve sprey boyayla siyaha boyadım. Bu yeşildi normalde. Ve daha sonra köşelere çiviler çaktım ve ızgarayı böylece oraya yerleştirdim. Ama çivilerin etrafına çift taraflı bant doladım ki böylece o ızgara çivilere yapıştı, tamamen sabit oldu. Gördüğünüz gibi çok sağlam, hiçbir şekilde çıkmıyor. Yine mantar panomda kullandığım bu quotationları burada da kullanmaya karar verdim. Bunları asmak için şu klipsleri kullanıyorum. Bunları bu şekilde çok rahatça panoma asabiliyorum. Masamın üzerinde yine ıvır zıvırları koymak için kullandığım dörtlü bir çekmecem var. Bunun içinde mesela şöyle mandallar var gördüğünüz gibi. Bir şeyleri asmak için kullanıyorum panoma. Ya da hemen bakalım yerine ne varmış. Şöyle küçük ıvır zıvırların olduğu, yine klipslerin olduğu bir çekmece varmış. Bu köşede duran ışıklı Hello yazısını bana videolarda çok sık soruyorsunuz ama bunu maalesef yurt dışından aldım. Primark'tan almıştım bunu da. Evet, sıra geldi bu çekmecelerin içinde tek tek neler olduğuna bakmaya. Ben böyle sepetler, bez sepetler yardımıyla bu çekmecelerin içine yerleştirdim tüm eşyalarımı. Yine bunları da IKEA'dan aldım. Burada hemen bakıyorum. Burada keçelerimi koymuşum gördüğünüz gibi. Her renkten keçem var. Kalın, ince ama burada daha çok ince ağırlıklı. Kalın keçeleri bu tarzda kıvırmak biraz zor oluyor. O yüzden onları başka bir yere koyuyorum. Gördüğünüz gibi tüm renkten keçelerim mevcut. Hemen yanındaki sepete bakıyorum. Bu sepette birazcık ıvır zıvır var aslında. Şöyle detaylı bir şekilde gösterecek olursam size. Şöyle boncuklarım var. Bunların hepsini paketledim. Kurabiye kabı olan bu naylonlara koydum tek tek. Zımbaladım düzgün durması için. Yine burada aynı şekilde boncuklarım mevcut. Şöyle sizlere daha yakından göstereyim. Gördüğünüz gibi her renkten boncuğum burada var. Yine altta bundan bir tane daha var. Burada mesela şu şekilde kolyelerimi koymuşum organze. Armaları koymuşum, yamaları.
O kadar çok ıvır zıvır var ki aslında. Yine böyle kurdeleler, yani bu da aslında ıvır zıvır dolu olan bir kap. Altında iki tane şöyle saklama kabına koymuşum. Bunlardan birinde şöyle gördüğünüz gibi bir şeylerin kenarına geçirmek için danteller, kurdeleler, bu tarz şeyler var. Böyle alt kısmında. Şöyle bakayım. Evet, aynen öyle. Bir tane daha var bundan ve buna da pomponları koymuşum. Bunun içi tamamen pompon dolu. Şöyle gösterecek olursam size. Gördüğünüz gibi her renkten pompon var. Bu da pomponlarımı koymak için kullandığım kabım. Evet, hemen yandaki sepeti açtığımda görüyorum ki burada ipler var. Bunların çoğu artık ip ama hani hepsi artık diyemem. Hiç kullanmadığım böyle bütün ipler de var. Aslında evde ip çok fazla. Yaklaşık sanırım 3 sepet kadar ip dolu. Onları da şimdi sizlere göstereceğim. Evet, bir üst rafa daha görsel durması için ipleri bu tarzda yerleştirdim. Her yere sepet koymak istemedim. Bence hoş durdu. Bu ipler biraz daha kalın ipler. Böyle kışın bunlarla güzel atkı bere örülür diye düşünüyorum. Hemen yanındaki sepeti açtığımda görüyorum ki buraya kırtasiye malzemelerimi koymuşum. Mesela şöyle krafon kağıtlarını, desenli bantlarımı koyduğum bir kabım var. Bunun dışında şöyle bir kutum var mesela. Bu kutunun içine Polaroid fotoğraflarımı koymuşum. Şöyle gördüğünüz gibi küçük projelerde kullanmak için. Burada yine küçük not defterlerim var. Daha önce yaptığım, kullanmadığım defterler. Şu şekilde. Bakıyorum hemen. Yine mesela planlayıcım var. Onu da buraya koymuşum. Artık çok fazla olunca. eBay'den aldığım şu çerçeveler henüz yapamadığım. Şöyle çıkarayım ve göstereyim size bunu. Çerçeveler var. Evet. Şu şekilde almıştım eBay'den hatırlıyorsanız. Ama henüz yapma fırsatı bulamadım yoğunluktan dolayı. Buraya da böyle birazcık kırtasiye malzemelerini koymuşum aslında. Yanındaki sepet de aynı şekilde. Şimdi hemen o sepete geçiyorum. Evet, bunun yanındaki sepet de aynı şekilde kırtasiye ürünlerini koyduğum bir sepet. Böyle mesela bir kutu var, bunun içine koymuşum. Ben bakıyorum, çeşitli etiketlerimi koymuşum. Yine aynı şekilde şöyle etiketlerim var. Bunlar çok güzel. Bunları Petunia'dan aldım. Bunları size göstereceğim bir alışveriş videosunda. Çok tatlı etiketler. Petunia Shop mutlaka kontrol edin. Bunlar da aynı şekilde Petunia Shop'tan. Böyle kart viziklik bozuk para cüzdanı. Bunları size de göstereceğim. Mesela şöyle bir gözlük kabım var burada. Bunların hepsi Petunia Shop'tan. Mesela burada böyle kese kağıdı var. Bir sürü. Böyle hani hediye falan yapacağım zaman bunların içine koyup veriyorum. Yine böyle kırtasiye ürünleri var. Kağıtlar, evalar, işte böyle kaplama kağıtları. Bu çekmecede yine kırtasiye ürünleriyle doluymuş. Bunu görmüş olduk. Bazı raflar için şu şekilde hani bölmeler aldım. Bunları da yine IKEA'dan aldım. Hem görsel olarak çok güzel duruyor. Hem de burayı daha böyle etkili kullanabiliyorum. Buraya küçük iplerimi koydum şu şekilde. Renkli iplerimi ya da işte şöyle sicim ipi gibi, çuval ipi gibi şeylere koydum. Çok sık kullanıyorum çünkü bunu. Şöyle nakış iplerim var burada. Küçük. Böyle küçük notluklarım var. Bunlara küçük tatlı fotoğraflar yerleştirdim. Burada bir görsel olarak koyduğum çiçeğim var. Burada yine bir kutum var. Bu kutunun içine ne varmış sizinle beraber bakalım. Kesin ıvır zıvır çıkacak zaten. Bakıyorum. Mesela kuş tüyü çıktı. Bir paket. Sonra payet. İstemediğiniz kadar çok payet çıktı içinden. Evet, bu çekmecede sıkça kullandığım aletler var. Şöyle mesela pense var. Silikon tabancası burada. İşte metre. Bir şey ölçeceğim zaman. Zımbam burada. Delgeçler. Hani bu tarz aletleri koyduğum bir çekmece. Yine bunun hemen yanında şöyle yapıştırıcılara koyduğum bir kabım var. Bantlarım, çift taraflı bantlarım, kağıt bantlarım, kumaş yapıştırıcım, bu tarz tüm yapıştırıcılarım burada. Bunun hemen altında makas dolu başka bir kabım var. Şöyle çıkaracağım size. Gördüğünüz gibi içi makas dolu. Bunları da bu makasları da workshoplarımda kullanıyorum. Katılımcı sayısı en az 20 olduğu için 20 kişiye makas temin etmem gerekiyor. O yüzden bu makasları da bu tarz atölyelerde kullanıyorum. Bu rafın
hayatımda Ikea'dan böyle 1 liraya aldığım kaplara yine çok sık kullandığım şeyleri koymuşum. Hemen elimin altında olmasını istiyorum çünkü bunların. Mesela burada maket bıçağı ve tığlarım var bu kabın içinde. Bunun hemen arkasındaki kabın içinde çeşitli boyutlarda fırçalarım var. Onun hemen arkasında işte boğaz çubukları. Mesela burada her yapıştırıcıdan işte kumaş var, mesela peligon var, pirit var. Bu tarz tüm yapıştırıcıları buraya koymuşum. Şu kabın içinde çeşitli şekilli delgeçlerim var. Bunları Chibo'dan almıştım. Gerçekten çok severek kullanıyorum. Böyle yıldızlı var. Değişik şekilli delgeçlerim var. Onun hemen arkasında gördüğünüz gibi makaslarım var. Bir sürü makasım var. Kumaş için kullandığım makas, kağıt için kullandığım makas. Hani bu tarz şeyler elimin altında olmasını istediğim için böyle kaplarla bir rafa yerleştirdim. Evet, masamın hemen yanında desenli iki tane sepetim var. Bunları H&M ondan almıştım, çocuk kısmından. Çok ucuzdu, indirilmeydi. 5 TL gibi bir fiyata almıştım sanırım. Hemen burada mesela bir üçlü prizim var. Silikon tabancası kullanacağım zaman buraya takıp hemen uzatıyorum. Ya da işte şarj aletim var. Bakıyorum birazcık ıvır zıvır koymuşum aslında. Buraya aynen öyle. Bu tamamen ıvır zıvır dolu bir kap olmuş. Buraya bakıyorum. Burada tamamlanmayı bekleyen ürünlerim var. Daha önce sizlere alışveriş videosunda gösterdiğim şu kasnaklarım. Bakın ben kendim de başlamıştım. Şöyle. Bunları henüz tamamlama fırsatı bulamadım. Ama bulduğumda sizinle paylaşacağım. Gerçekten güzeller. Burada tamamlanmayı bekleyen projeler var. Evet, hemen bir üst rafa geçiyorum. Burada yine ıvır zıvır dolu başka bir sepetim var. Bunun içindekileri de göstermek istiyorum sizlere. Mesela şöyle broş iğneleri koyduğum bir saklama kabı var. Bir bölmesinde broş iğneleri var. Yine böyle iğnelere koyduğum başka bir saklama kabı var. Mesela burada kancalı iğneler, burada normal dikiş iğneleri var. Sonra bunun altında yine başka bir saklama kabım var. Ve ona tamamen iplerimi koymuşum şu şekilde. Gördüğünüz gibi dikiş iplerim, mezuram, sabunum, her şey bunun içinde. Tüm renk iplerim mevcut. Şöyle gösterirsem size ne kadar çok ip olduğunu görebilirsiniz sanırım. Bunun hemen altında başka bir saklama kabım var. Ona da halatımsı ipleri koymuşum. Şu şekilde. Hatta açayım göstereyim bunu. Şöyle halatımsı ipleri koymuşum bunun içine. Hemen yanına geçiyorum. Yanında şöyle altta yine Ikea'dan aldığım küçük bir plastik kabım var. Bu kabın içinde şöyle önceden tamamladığım ürünlerin bazılarını koymuşum. Mesela eskiden yaptığım telefon kabı. Bu arada bu telefon kabı hemen görmüşken göstereyim size. Bakın şöyle ama ben elime çok az sim geçiyor yani. Hani ben bir dökülme yaşamıyorum. Elimi sürtüyorum şu şekilde. Yani hatta göstereyim size, daha yakından göstereyim. Gördüğünüz gibi elimde herhangi bir sim yok. Neden siz hani sürekli elime bulaşıyor diye şikayet ediyorsunuz bilmiyorum. Belki yeterince tutkal dökmemişsinizdir. Ama saç spreyi sıktım diyenler de var. Belki o tekniği deneyebilirsiniz. Böyle buna daha önce tamamladığım ürünleri koyup yerleştirmişim. Mesela tatlı bir broşum var. Şöyle. Evet. Bunun hemen üstünde boyalarımı koyduğum bir çekmecem var. Bu çekmeceyi buradan çıkaramıyorum. Ama şöyle işte burada kumaş boyalarım, tutkallarım, böyle bu tarz tüm boyalarımı oraya yerleştirdim. Gerçekten düzenli oldu. Eskiden çok dağınıktı bu boyalar. O yüzden buradan her istediğimi rahatça alabiliyorum. Evet, bugün çalışma odama konuk oldunuz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım bu oda turu videosu biraz da olsa sizlere fikir vermiştir. Evin diğer bölümleri için beklemede kalın. Bir sonraki projede görüşmek üzere. Hoşça kalın.